Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, ve lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, ve lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, ve lillahil hamd. Hadihi ummetukum ummeten vahide. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kardeşler malumunuz Zilhicce günlerini neredeyse bitireceğiz. Yarın Arafa günü ve sonraki gün biiznillahü teala bayram günü. Biz onu yaşayacağız. Allah subhanahu ve teala geçeni bizden kabul buyursun, gelene bizi muvaffak kılsın. Allahümme amin. Kardeşler, yarın Arafa günü olduğu için Arafa gününün orucuyla alakalı çok soru sordular. Kazası olana Arafa orucu tutmak caiz mi? Ve yine yarın Cuma günü olduğu için bazı kardeşler Perşembe günü oruç tutmadıkları için ve yine sonraki gün bayram olduğundan dolayı oruç tutamadıklarından dolayı Cuma gününe denk geldiği için, Cuma gününe has oruç tutmayla alakalı nehi olduğu için Arafa gününün orucunun tutulup tutulmamasıyla alakalı birçok sorular sordular. Biz de bu konuyla alakalı Allah'ın bizi muvaffak kıldığı kadarıyla izahat etmeye çalışacağız biiznillahü teala. Öncelikle daha önceden de açıkladığımız gibi Arafa günü veya Zilhicce'nin ilk 10 gününün ameli Allah katında çok değerlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu günlere vurgu yapmış. Aleyhissalatu vesselam: "Ma min ayamin el-amelu salihu fihinne habbu ila Allah min hadhihi el-ayamil ashr." Allah azze ve celle ya şu 10 günde yapılan ibadetlerden Allah katında daha sevimli hiçbir gün yoktur. Yani bu günlerde yapılan ibadet istisnasız senenin tamamında yapılan ibadetlerden Allah katında daha sevimli ve daha mübarektir bu ibadetler. Biz bununla alakalı önceden konuşmuştuk. Şimdi biz Arafa gününün orucuyla alakalı konuşmak istiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehtesibu alallah arafa savmu arafa, Arafa gününün orucu, ehtesibu alallahi en yukeffira senete leti kableh ve senete leti ba'deha ba'deh, bir önceki seneye veya bir sonraki seneye günahlarına kefaret olmasını Allah subhanehu ve teala'dan ümit ediyorum, diliyorum dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukeffiru senetel madiye, yukeffiru senetel madiye vel bakiye, önceki seneyi ve sonraki seneyi, önceki ve sonraki senenin günahlarına kefarettir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, Arafa gününün orucu ve kadri kıymeti İslam dininde belli ve malumdur. Fakat bazı hususlar vardır Müslümanları bu günün orucundan tutmaya yani engel teşkil edecek bazı hususlar vardır. En azından şüpheler vardır. Onlara değineceğiz biiznillahü teala. Şimdi kardeşlerimiz diyorlar ki Cuma gününe denk geldiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü tek başına tutulan oruçların caiz olmadığını söylemiş. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte la yasumenne ahadukum yevmel cum'ati, sizden hiçbiriniz Cuma günü oruç tutmasın illa yevmen kableh ve yevmen ba'deh, illa yevmen kablehu ev ba'dehu, bir gün öncesinden veya bir gün sonrasından oruç tutulması durumu müstesna. Yani bir gün öncesinden tutulursa Cuma gününde oruç tutmak sorun değil. Bir gün sonra tutulursa Cuma günü oruç tutmak sorun değil. Ama öncesinden ve sonrasından oruç tutulmaksızın Cuma'ya has oruç tutmanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasak olduğunu bize bildirdi. وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ,
sizden biriniz kesinlikle cuma günü oruç tutmasın dedi. Yine aleyhissalatü vesselam cuma günü la tahtassu leyletel cumaati bi kıyamin min beynil leyali. Buraya dikkat etmemiz gerekir. Bu hadis önceki hadise bir bakımdan tefsir gibidir. Cuma gününü özelleştirmeyin. Cuma gününe has, cuma gününe özel, cuma gününün hatırına diğer günlerin arasından kıyama durmayın. Yani cuma gününden dolayı bugün cumadır, cuma gecesidir. Bugün gece namazına kalkayım. Bundan dolayı cuma gününe özel kıyamda durmayın. Aleyhissalatu vesselam ve la tahussu yevmel cumaati bi siyamin min beyni siyamil ayyam min beynil ayyami, günlerin arasından cuma gününü seçip ona özel oruç tutmayın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, bu hadis Peygamber aleyhissalatü vesselam cumanın baz alınarak cumadan dolayı cuma bazlı, cumaya özel oruç tutmanın yasak olduğunu söyledi. Aleyhissalatü vesselam burada cumanın, yani kendisi kastedilerek oruç tutmanın yasak olduğunu söyledi. Müslümanlar cuma günü oruç tuttuğunda Arafa günü, cumayı değil Arafa gününü kastedecektir. Hiç kimse cuma gününe özel bir ibadet etmeyecek. Arafa gününün orucunu kastederek, ona yönelerek, onu irade ederek Arafa gününün orucunu tutacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani burada cumayı özel kastederek tutulan orucun yasak olduğunu söyledi. Biz bunu da hadis-i şerifte anlamış olduk. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tukaddimu ramadana bi savmi yevmin ev yevmeyn. Ramazanı bir gün önceden veya bir gün sonradan, bir gün önce veya iki gün önce oruçlu geçirmeyin. Yani Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmayın. Veya Ramazan'dan iki gün önce oruç tutmayın. İlla raculun kâne yasumu savmen fel yasumhu. Zaten Ramazan'dan önce bir adeti vardı. Mesela Davud orucu tutuyordu. Veya pazartesi perşembe tutuyordu. O güne denk gelmişse tutabilir diyor. Burada dikkat edersek Ramazan'dan bir gün önce veya iki gün önce kast edilerek oruç tutmanın yasak olduğunu söylemeyle beraber adetine denk gelirse oruç tutabileceğini söylemiş. Müslümanlar genelde Arafa günü oruç tutuyorlar ve onların adetine denk gelmiş. Dolayısıyla adetine denk geldiği için cuma günü oruç tutmalarında hiçbir sorun yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma orucu içinde böyle söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gününü oruçla has etmeyin, orucu has kılmayın. İlla eyyekûne fî savmin yasûmuhu fel yasûmuhu. Bazı sizden bazınız zaten oruç tutuyordu, adetine denk gelmiş bir günse oruç tutabilir. Kardeşler, biz de Kurban Bayramı'ndan bir gün önce olan Arafa gününün orucunu Arafa'ya niyet ederek tutabiliriz ve bunda hiçbir beis yoktur. Vallahu âle ve âlem. Diğer bir husus kardeşler, kazası olan Ramazan'dan kazası kalan insanlar bu günleri oruç tutabilir mi? Tabi bu konuda İslam alimlerinin ihtilafı vardır. Kazası olan kişi oruç tutamaz, nafile oruç tutamaz görüşüne sahiptirler. Bu mezhep alimleri arasında ihtilaflı bir konudur. İmam Ahmed İbn Hanbel rahimallahu teala'dan meşhur olan rivayet onun caiz olmasıdır. İmam Ebu Hanife rahimallahu teala'ya göre caiz olmasıdır. İmam Şafii'ye göre kazayı tutmak nafileyi tutmaktan daha hayırlıdır. Kazayı tutmak müstehaptır. Nafileden öncelemek müstehaptır. İmam Ahmed'ten iki rivayet var. Caiz, cevaz verdiğine dair, vermediğine dair rivayetler de vardır. Kardeşler, biz bu ihtilaflarla beraber yani tavsiyemiz Aişe radıyallahu teala anhanın durumunu da göz önünde bulundurursak Aişe radıyallahu anha kâne yekûne aleyye savmu, benim üzerime kaza oruç olurdu. Min ramadana, Ramazan'dan kaynaklanan, Ramazan'da tutmadığım oruçlardan üzerimde kaza orucu olurdu. Fema istati'u en akliye illa fi şabane, ben onları ancak bir dahaki, yani Ramazan gelmeden bir ay önce Şaban'da kaza ederdim. Şaban'dan önce onları hiçbir şekilde kaza etmezdim. Ümmetin annesi, muhaddisesi, fakihesi, salihası olan Aişe radıyallahu teala anhanın sene boyunca hiçbir gün nafile oruç tutmadığını söylemek ciddi bir iddia olur. Vel'iyazı billah. Yani Şevval'den mahrum olduğunu söylemek, Zilhicce'den mahrum olduğunu söylemek, Aşure'den mahrum olduğunu söylemek, Pazartesi Perşembe'den mahrum olduğunu söylemek, yine Eyyamül Biyad'dan mahrum olduğunu söylemek Aişe radıyallahu teala anhaya yakıştırılamayan bir sözdür. Biz Aişe radıyallahu anhanın oruç tuttuğuna inanıyoruz. Fakat Ramazan'dan kalan kazalarını Şaban ayında tutardı. Bu hadis de sabittir.
sahih hadiste sabittir. Seneden metnen hadis sahihtir. Dolayısıyla kardeşler, biz Ramazan ayında kazası olan kişilerin özel bazı günlerde şeriatın talep ettiği bazı oruçları tutmasında hiçbir beis olmadığını, yani özellikle Şevval gibi, özellikle Zilhicce gibi, özellikle yine Muharrem'in aşurası, Tasua 9-10 günlerinde oruç tutmak gibi, bu günlerde oruç tutmanın caiz olduğuna kanaat ediyoruz, inanıyoruz. Allah Azze ve Celle kitabında فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Sizden kim hastaysa veya sefer üzereyse Ramazan'ın dışında herhangi bir gün oruç tutsun, kaza etsin dedi Allah Azze ve Celle kitabında. Herhangi bir gün, özel bir gün tayin etmedi. Ramazan orucunun kazalarının acil ve erken tutulması gerektiğiyle alakalı şer'i bir nas söz konusu değildir. Böyle olsaydı Aişe radıyallahu anha her sene Ramazan oruçlarını Şaban ayına ertelemezdi. Aişe radıyallahu anha böyle bir nasın varlığıyla böyle bir amelde bulunması mümkün olmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun kazasına şahit olduğu halde. Dolayısıyla kardeşler, biz kardeşlerimize Arafa gününün orucunu tutmasını tavsiye ederiz. Böyle bir fırsatı kaçırmamalarını, bir sene önceye ve bir sene sonraya kefaret olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle söylediğini biliyoruz, itikad ediyoruz. Dolayısıyla kardeşlerin de buna dikkat etmesi gerekir. Kazaları olan kişiler bir gündür kardeşler Ramazan'dan sonra kazalarına devam edebilirler. Şayet kanaat diğer görüşten yana hasıl olursa bile niyet ettiklerinde kaza niyet etmeleri gerekir. Arafa gününün orucuna niyet edip kazayı da kasteden kişinin orucu ittifakla batıl olur. Ama kazaya niyet ederse, Allah'tan Arafa sevabını da isterse, ümit edilir ki Allah Azze ve Celle ona onun sevabını da versin. Fakat biz kardeşlere tavsiyemiz, yani Şevval gibi özel talep edilen, Arafa orucu gibi özel talep edilen günleri kaçırmamamızdır. Allah Subhanahu ve Teala Zilhicce'de yapmış olduğunuz amelleri kabul buyursun. Allah Subhanahu ve Teala Arafa gününde tutmuş tutacağınız orucu bir sene önce ve bir sene sonraki günahlarınıza kefaret eylesin. Allahümme amin ve sallallahu ve selleme ve bareke ala nebiyyine Muhammed.